Şubat günü geçtiğimiz Sözcü gazetesi yazarı Emin Çöleşan, Görev Vakfı'nın ulusal kanalı Dijitürk ve TV Bu'ya sokabilmek için örtülü ödenekten para aldığını ileri sürmüş, ulusal kanal iftirayı yargıya taşımıştı. İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan davada Çöleşan, tazminat ödemeye mahkum edildi. Sözcü yazarı karara itiraz etti ancak istinaf mahkemesi Çöleşan'ın başvurusunu reddetti. Ulusal Kanal Genel Müdürü Adnan Türkkan, Emin Çölaşan, Türkiye'nin milli devrimci televizyonu Ulusal Kanal'a karşı alenen yalan söyleyerek psikolojik savaş yürüttüğünü söyledi. İftira attı, mahkemece de kanıtlandı ifadelerini kullandı. 40. yılımı doldurdum ulusal kanal hesapsız bir vatan göreviyle milli medya bayrağını taşımaktadır diyen Türkkan, tüm yurtseverleri görev vakfının ulusal kanalın altyapısını güçlendirmek için başlattığı kampanyaya destek olmaya çağırdı. 23 yıldır omuz omuza olduğumuz, hep arkasın, arkamızda hissettiğimiz o yüce gönüllülerimize, izleyicilerimize bir kez daha çağrı yapıyoruz. Gelin çözümü ortak olun. Çünkü biliyoruz, Türk milletine güveniyoruz, ulusal kanal izleyicilerine güveniyoruz aydınlık okurlarına güveniyoruz. Ulusal radyo dinleyicilerine güveniyoruz. Bütün vatanseverlere, öncülere sonsuz güveniyoruz. Ulusal kanal var, umut var. Şubat günü geçtiğimiz. Sözcü gazetesi yazarı Emin Çöleşan, Görev Vakfı'nın ulusal kanalı Dijitürk ve TV Bu'ya sokabilmek için örtülü ödenekten para aldığını ileri sürmüş, ulusal kanal iftirayı yargıya taşımıştı. İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan davada Çöleşan, tazminat ödemeye mahkum edildi. Sözcü yazarı karara itiraz etti ancak istinaf mahkemesi Çöleşan'ın başvurusunu reddetti. <laughs> Ulusal Kanal Genel Müdürü Adnan Türkkan, Emin Çölaşan, Türkiye'nin Milli Devrimci Televizyonu Ulusal Kanal'a karşı alenen yalan söyleyerek psikolojik savaş yürüttüğünü söyledi. İftira attı, mahkemece de kanıtlandı ifadelerini kullandı. 40. yılımı doldurdum. Ulusal kanal hesapsız bir vatan göreviyle milli medya bayrağını taşımaktadır diyen Türkkan, tüm yurtseverleri Görev Vakfı'nın ulusal kanalın altyapısını güçlendirmek için başlattığı kampanyaya destek olmaya çağırdı. 23 yıldır omuz omuza olduğumuz, hep arkasının arkamızda hissettiğimiz o yüce gönüllülerimize, izleyicilerimize bir kez daha çağrı yapıyoruz. Gelin çözümü ortak olun. Çünkü biliyoruz, Türk milletine güveniyoruz, ulusal kanal izleyicilerine güveniyoruz, aydınlık okurlarına güveniyoruz. Ulusal Radyo dinleyicilerine güveniyoruz. Bütün vatanseverlere, öncülere sonsuz güveniyoruz. Ulusal Kanal var, Umut var. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.